Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizin konusu kibrin tahrimi ve beyanı babı. Yani bir insandaki bulunmaması gereken hasletlerden birisi de kibir. Ve bu kötü bir şey. Bunun açıklanması babı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhadan rivayet eden Abdullah ibn Mesud radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete girmez buyurdu. Allahu ekber. Mahfazan Allah. Bir kimse insan elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever dedi. Yani oradaki cemaattan bir kimse Peygamberimize soruyor. Hani Peygamberimiz dedi ya yukarıda kibirlenme. Kalbinde zerre kadar kibir olan bir insan cennete girmez buyurdu ya. Oradan bir kimse ayağa kalkıyor veya oturduğu yerden ey Allah'ın Resulü bir kimse elbisesinin ya da ayakkabısının güzel olmasını sever dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah cemil yani güzeldir. Allah cemil, güzeldir, cemildir, güzeldir. Güzelliği sever. Kibir ise hakkı def ve inkar etmek, insanları hor görmektir buyurdu. Allahu Ekber. Şimdi güzel elbise giymek başka bir şey. Onu giyince kibirlenmek başka bir şey. Ya Rabbi sen ne büyüksün, bana bunu lütfettin, verdin. Sen olmasaydın ben bunu giyemezdim diye boyun bükmek, ona hamd etmek varken kasılmak, kasılmak, şişmek veya gönlüne hani dedi ya yukarıda gönlünde zerre kadar bir kibir bulunan kimse cennete girmez dedi ya. Onun için kibir ise hakkı def eder. Yani güzelliği, iyiliği, hakkı, hukuku def eder. Ve inkar etmek insanları hor görmektir buyurdu. Yani iyiliği, kötülüğü def, iyiliği def ettiği gibi yani hep kötü huyları getirir üzerine insanları hor görmek durumunda bırakır insanı kalbine kibir gelen adam. Hadi be şu da adam mı be falan gibi demek. O haliyle güzeldir. Onu Allah öyle yaratmış. Böyle bakmak lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde hardal tanesi kadar imanı mevcut bulunan kimse ateşe girmez. Bak bu sefer ne diyor? Kalbinde hardal tanesi kadar imanı mevcut bulunan kimse ateşe girmez. Nokta. Kalbinde hardal tanesi kadar ululuk yani büyüklenmek, kabarmak, kibirlenmek, kendini beğenmek, ululuk ve azamet bulunan kimse de cennete girmez buyurdu. O kadar açık. Yani kalbinde zerre-i miktar kadar
ululuk, kibir bulunan bir insan cennete girmez buyurdu. Ama zerre-i miskal kadar da iman bulunan insan kurtulur, ateşe girmez buyurdu. Allahu Ekber. Allahümme ecirna minennar, Allahümme edhinil cennet. Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayarak ölen kimsenin cennete müşrik olarak ölenin de ateşe gireceğine dair bak. Subhanallah. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru. Cennetine dahil eyle. Sen bizim Rabbimizsin. Amin. Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayarak ölen kimsenin cennete müşrik olarak ölenin de ateşe gireceğine dair bak. Abdullah İbnu Mesud radıyallahu anha şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangisi bir şeyi Allah'a ortak kılarak ölen kimse ateşe girer buyurdu. Ben de herhangi bir şeyi Allah'a ortak kılmayarak ölen kimse de cennete girer dedim. Resulullah soruyor hangisi ateşe girer diye soruyor insanlara. Yukarıda tarif etti ya. Burada da diyor ki ben de diyor. Yani Abdullah İbni Mesud, ben de diyor, herhangi bir şeyi Allah'a ortak kılmayarak ölen kimse de, Allah'a ortak koşmadan ölen kimse de cennete girer dedim. Bu arada Cabir radıyallahu anha şöyle dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir zat geldi ve ya Resulallah, cenneti ve cehennemi icap ettiren iki şey nedir diye sordu. Zaten Cabir'den gelen bir hadis diyor ki bir insan geldi, bir adam bizzat geldi Peygamber aleyhissalatu vesselama, ya Resulallah cenneti ve cehennemi icap ettiren iki şey nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayarak ölen kişi cennete girer. Allah'a bir şeyi ortak tanıyarak ölen kişi de ateşe girer buyurdu. Mesela affedersiniz. Mesela burada ben aklıma bir şey geldi. Onu söyleme ihtiyacı duydum. Yani insanların yararına olduğu için. Bizim insanlar şimdi burada Allah'a ortak kılmak, kılmamak meselesi var ya. Onun için bunu söyleme ihtiyacı duydum. Ya koşarlar giderler birilerine bir muska yazdırmaya. Bu şirkin büyüklerinden. Tamam mı? İşte bu adam Allah'a ortak koşarak ölmüş demektir. Kim? Yapan, yaptıran, yaptırmaya giden ve hatta bir insan derse ki birisine ya ulan şu adam sabah sabah gördük ya ne uğursuz adam, bak işte arabanın lastiği patladı örnek. Bak işte araba arıza yaptı. Ya bu adamı gördün mü hep terslikler gelir bana. Filan. İşte bu böyle yaklaşmak da şirktir. Sen almışsın onu başka bir yerden o darbeyi. Biraz ileri gidince o darbe başına gelmiş. Hani böyle bir şey İslam'da yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum yani. Şirkin ne olduğuyla ne olmadığını. Uğursuzluk, uğurluluk. Çünkü uğurluluk yok ki uğursuzluk olsun. Yok kardeşim, yok. İşte bunlar şirkle tevhid arasında gidip gelen bir mekik gibi bir şey. İnsan bunlardan uzak olması lazım. Şirksiz bir şekilde ölmesi için.
Yine Cabir İbni Abdullah radıyallahu anha dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim şöyle buyuruyordu. Yine Cabir radıyallahu anha peygamberden işitmiş, peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyormuş. Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayarak kavuşan kimse, Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayarak kavuşan kimse cennete girer. Ona ortak tanıyarak kavuşan kimse de ateşe girer buyurdu. Buyur sen birinde uğur gör, birinde uğursuzluk gör. Bu şirkin daniskası. Yapma kardeşim bunu. Çünkü affedersiniz. Çünkü la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedikten sonra bu tür şeylerden uzak durmak lazım. Ben bunu bir misal olsun diye, bir örnek olsun diye verdim. Buna benzer bir sürü şirk var. Mamur İbn-i Sevd, Mamur İbn-i Süveyd şöyle dedi. Ebu Zer radiyallahu anhayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis tebliğ ederken dinledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Ebu Zer anlatıyor. Cibril aleyhisselam bana geldi. Peygamber anlatıyor Ebu Zer'e. Cibril aleyhisselam bana geldi ve ümmetinden her kim Allah'a hiçbir şeyi uluhiyet ve rububiyette yani Allah'ın ululuğunda ve Rablığında hiçbir şeyi ortak tanımayarak ölürse o kimse cennete girer diye müjdeledi. Kim? Cebrail aleyhisselam. Her kim ümmetinden her kim geliyor Cebrail aleyhisselam Peygamber aleyhisselatü vesselama ümmetinden her kim Allah'a Allah'ın uluhiyetinde rububiyetinde yani rububiyet sıfatında ve uluhiyet sıfatlarında hiçbir şeyi ortak kılmadan ölen kimse cennete girer. Affedersiniz. Rububiyet kısaca özetlemeye çalışayım. Rububiyet Allah'ın Rablık sıfatı. Yani yavur Müslüman dinli dinsiz, imanlı, imansız, kara, siyah, kırmızı, beyaz, yeşil ayırmaz. Her canlının rızkını vakti geldiğinde verir. Ayrım yapmaz. Rablık sıfatı budur. Affedersiniz. Uluhiyet sıfatı da Allah'ın eşinin benzerinin olmayışı. Allah'ın tek oluşu. Tek bir tane olur. Bu da uluhiyet sıfatıdır. Özetle. Kim bunları bu şekilde düşünerek ölürse cennete girer diye müjdeledi. Ben Cibril'e hırsızlık etse bak kim soruyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam soruyor. Hırsızlık etse de zina yapsa da mı dedim. Evet hırsızlık etse de zina yapsa da diye cevap verdi. Peygamber soruyor Cebrail aleyhisselama. Peki hırsızlık etse zina etse de mi? Evet hırsızlık etse zina etse de gider. Allah onu affeder bir şekilde. Ebu Zer radıyallahu anh'a tahdis edip şöyle dedi. Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldin, o üzerinde beyaz bir örtü bulunduğu halde uyuyordu. Döndüm sonra yine geldim, o yine uyuyordu. Döndüm sonra yine geldim, bu defa uyanmıştı. Yanına oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ilahe illallah diyen ve son diyen ve sonra bu ikrar ve iman üzerine ölen
La ilahe illallah diyen ve sonra bu ikrar üzerine ölen iman, yani bu onu iman olarak alıyor. İman üzerine ölen her kul muhakkak cennete girecektir buyurdu. Ben zina ederse ve hırsızlık yaparsa da mı dedim? Bu sefer Ebu Zer soruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina etse de hırsızlık yapsa da buyurdu. Ben hayret ederek zina etse de hırsızlık yapmış olsa da mı diye tekrar sordum. Zina etse de hırsızlık yapsa da buyurdu. Bu sual cevap 3 defa tekrarlandı. Sonra 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'in burnu toprakta sürtülmesine rağmen böyledir buyurdu. Yani Ebu Zer'in burnu yere toprağa sürtülmesine rağmen bu böyledir. Zina etse de, hırsızlık etse de cennete girer buyurdu. Ravi Ebul Esved, Ebu Zer, Ebu Zer'in burnu toprakta sürtülse de diyerek çıkıştı demiştir. Ve ahiri da'va en elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.